Merhaba çocuklar. Dersimiz matematik. Bugün sizlerle matematik dersinde paralarımız ile ilgili problemler çözeceğiz. Dünkü matematik dersinde ne yapmıştık çocuklar? Paralarımızı öğrenmiştik. Madeni paralarımız ve kağıt paralarımız vardı. Onları öğrenmiştik. Bugün ise paralarımız ile ilgili problemler çözeceğiz. Ekranda gördüğünüz ürünlerin üzerlerinde paralar yazıyor. Biz de onlara göre, o yazan miktarlara göre, fiyatlara göre problemler çözeceğiz şimdi. Birinci sorumuz hemen gelsin. 20 liram var. Bir oyuncak, araba ve bir kitap alırsam kaç liram kalır? Problemlerde ne yapıyorduk çocuklar? Önce bizden istenilen nedir onu tespit ediyoruz. Bu problemde bizden ne tespit ediliyor? Yaptığım alışveriş sonrasında ne kadar geriye param kalacağı soruluyor. Benim başlangıçta 20 liram varmış. Ve ben ne aldım? Bir araba ve bir kitap aldım. Geriye ne kadar param kalır? Bunu bulmam gerekiyor. Bir arabaya ne kadar veriyoruz çocuklar? Araba burada 15 lira verilmiş. 15 TL. Bir kitaba ne kadar verilmiş? Kitap burada. Kitap içinde 4 TL verilmiş. İkisine toplam ne kadar verilmiş çocuklar? 15 artı 4 ne kadardır? 19 TL verilmiş değil mi? Benim başlangıçta ne kadar param vardı? 20 liram vardı. 20 liradan sonra 19 lirasını harcadım. Problemde benden geriye kalan miktarı soruyordu. 20 liram vardı. 19 lirasını harcadım. Geriye ne kadar kaldığını ne yapıyorum o zaman? Çıkarma işlemi yaparak buluyorum değil mi? 20 liradan paramdan harcadığım kısmını çıkarıyorum. 19 lira çıkaracağım. 20'den 19 lira çıkardığım zaman kaç lira kalacak çocuklar? 1 TL kalacaktır. 1 TL kalır. Evet, birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuza bakalım. Üç tane 5 liram var. Bu para ile bir oyuncak ayı alırsam kaç liram artar? Evet, yine problemin ne istediğini bir düşünelim çocuklar. Problem benden ne istiyor? Bir alışveriş yapacağım ve sonrasında geriye kalan paramı soruyor değil mi? Benim ne kadar param var? 3 tane 5 lira. 3 tane 5 ne demek çocuklar? 3 tane 5'i topluyoruz ya da 3 çarpı 5 değil mi? 3 çarpı 5 ne yaptık? 15. Kaç param varmış benim? 15 TL'm var. 15 TL'm var. Ne alacağım? Oyuncak ayı alacağım. Oyuncak ayı ne kadar? 12 lira değil mi? Oyuncak ayı alırsam geriye ne kadar param kalır onu bulacağım. Geriye ne kadar kalır dediğine göre hangi işlemi yapacağım çocuklar? 15 liradan 12 lirayı çıkaracağım değil mi? 12 liralık ayı alıyorum çünkü. 15'den 12 çıkardığımız zaman kaç kalır? 3 TL artar. Evet, ikinci sorumuz da bu şekildeydi. Üçüncü sorumuza bakalım. Üç tane kitap ve bir tane süt almak isteyen Gülce kaç lira öder? Evet, harcama sonunda Gülce'nin ne kadar ödeyeceğini bulacağız çocuklar. Gülce ilk etapta ne almış? 3 tane kitap almış. 3 kitap, kitapların bir tanesi ne kadardı? 4 liraydı. 3 tane 4'ü bulmam gerekiyor şu an. 3 tane 4 ne anlama geliyor çocuklar? 3 çarpı 4 değil mi? Kitaplar için o zaman ne kadar vermiş? 12 TL vermiş. Bir de ne almış kitapların yanında çocuklar? Süt almış. Süt ne kadar? 1 TL. O zaman ne yapıyorum? 12 TL ile 1 TL'yi topluyorum. 12 lira kitap için, 1 TL de süt için veriyor. Ne kadar ödedi o zaman? 12 artı 1 kaçtır? 13 diyor değil mi? 13 TL öder. Gülce yaptığı alışveriş için 13 TL ödemiştir. Dördüncü soruya bakalım.
Sema'nın 4 lirası var. Sema'nın bir dilim pasta ve bir tane süt alabilmesi için kaç liraya ihtiyacı vardır? Evet, problemi çözebilmek için problemi bir anlamak lazım. Problemin bizden ne istediğini bilmek lazım. Evet, anladık değil mi problemi? Tekrar okuyalım mı? Sema'nın 4 lirası var. Sema'nın bir dilim pasta ve bir tane süt alabilmesi için kaç liraya ihtiyacı vardır? Sema bir alışveriş yapacak ama parası eksik gelmiş. Ne kadar daha parası olması gerekir? İhtiyacı olan miktar ne kadar? Biz onu bulmamız gerekiyor. Problem bizden onu istiyor. İlk önce bir dilim pasta ve bir tane süt için ne kadar paraya ihtiyacı var? Onu bulalım çocuklar. Bir dilim pasta ne kadar? 5 liradır. Bir de ne alacak? Pastanın yanında bir de süt alacak değil mi? Süt ne kadardır? 1 lira. Bunları alabilmesi için 6 lira olması lazım. Sema'nın kaç lirası var çocuklar? Sema'nın 4 lirası var. Ama bunları alabilmesi için 6 lirası olması gerekiyor. O zaman kaç lira daha ihtiyacı var Sema'nın? Nasıl buluyoruz? Aradaki farkı bulacağız. Aradaki farkı da çıkarma işlemiyle buluyoruz değil mi? 6 lira toplam ürünlerin fiyatı ama Sema'nın 4 lirası var. O zaman geriye 2 TL vardır. Yani 2 liraya daha ihtiyacı vardır Sema'nın. 2 TL'ye ihtiyacı vardır. Evet, 5. soruya bakalım. Didem 2 tane simit ve 2 tane süt için kaç TL ödemiştir? Evet, Didem ne alacak çocuklar? 2 tane simit, 2 tane de süt alacak. Simitimiz ne kadar? 1 tane simit 2 lira olduğuna göre 2 tane simit için 2 çarpı 2 yani 4 TL öder. Bir de yanında ne alacaktı? 2 tane süt alacaktı. Bir tane süt ne kadar? 1 TL. 2 tane 1 yani 2 çarpı 1. Onun içinde ne kadar öder? 2 TL öder. İkisi için simit ve süt için toplam ne kadar öder çocuklar? 4 artı 2 TL öder. Yani kaç buluyoruz işlemin sonucunu? 6 TL ödemiştir. Öder yazalım. Evet, simit ve 2 tane simit ve 2 tane süt için Didem 6 TL öder. Evet, diğer sorulara bakalım şimdi. Şimdi de bu sorulara bakalım çocuklar. Babam bana 40 lira, kardeşime 15 lira harçlık verdiğinde cebinde 18 lirası kalmıştır. Buna göre babamın bize para vermeden önce kaç lirası vardır? Soru benden ne istiyor? Babanın iki çocuğuna paylaşım vermeden, harçlıklarına vermeden önceki cebindeki para miktarı isteniyor değil mi? Birinci kardeşe ne kadar vermişti? 40 lira vermişti. İkinci kardeşe 15 lira vermişti. Cebinde de ne kadar kalmış verdikten sonra? 18 lira kalmış. Şimdi birinci kardeşe 40 lira veriyor. İkinci kardeşe 15 lira veriyor. Kendi cebinde de 18 lira kalıyor. Başlangıçtaki parayı bulmak için ne yapıyoruz çocuklar? Bu üçünü topluyoruz değil mi? Toplayalım şimdi. Alt alta yazalım. 40, 15 ve 18. Toplamayı yapalım. Birler basamağını toplayalım. 0'a 5 ekledik. Kaç oldu? 5. 8 ekledik. Kaç oldu? 5'e 8 ekledik. 13. 13'ün 3'ü. Elde var 1. 4, 1 daha 5, 1 daha 6. 1 de elde var 7. Babanın başlangıçta ne kadar varmış cebinde? 73 TL'si vardır. Alttaki soruya bakalım çocuklar. İki taksitle mikser alan Aslı'nın ödediği birinci taksit 35 liradır. Diğer taksit bir öncekinden 25 lira fazla olduğuna göre mikserin fiyatı
kaç liradır? Evet, taksitli alışveriş nedir çocuklar? Taksitli alışveriş bir ürünün ödeneceği miktarın yani değerinin hepsini aynı anda ödemek değil, paylaştırarak ödeme yapmak. Taksitli alışveriş buna denir. Aslanın bir mikser almış. Mikserin iki taksitte yani iki ayrı ödemede fiyatını verecek, parasını verecek. Birinci taksit ne kadarmış? 35 lira. İkinci taksit ise diğer taksitten yani birinci taksitten 25 lira fazla. İkinci taksit ne kadar ödemiştir? İlk önce onu bulalım mı? Birinci taksitten yani 35 liradan 25 lira fazla ödemiş ikinci taksite. O da ne yaptı? 5 artı 5, 10, 10'un 0'ı elde var 1, 3 artı 2, 5, 1 de elde 6. Biz şu an neyi bulduk çocuklar? Mikserin fiyatını mı bulduk? Hayır değil mi? Biz şu an ikinci taksitin fiyatını bulduk. İkinci taksit 60 TL imiş. Birinci taksit ne kadardı? 35 liraydı. İkinci taksit de 60 lira. O zaman mikser için ne kadar ödeme yapmış? 35, birinci taksit, ikinci taksit de 60 lira. İkisini ne yapacağız şimdi? Toplayacağız değil mi? Toplayalım. 5 artı 0, 5'tir. 3 artı 6, 9'dur. Mikser için ne kadar ödeme yapmış? 95 TL öder. Aslanım iki taksitte aldığı mikseri ne kadar almış? 95 TL'ye almış çocuklar. Evet çocuklar, şimdi de ödüllü sorum geliyor. Evet, ödüllü sorumuz geldi çocuklar. Ödüllü soruyu çözüp bana cevabını göndermenizi istiyorum. Soruyu okuyalım. Muhammed Ali kumbarasına her gün bir önceki günden 50 kuruş fazla para atmaktadır. Birinci gün 1 TL attığına göre Muhammed Ali bir haftada ne kadar para biriktirmiştir? Evet, bu soruyu çözüp bana gönderin cevaplarınızı. Cevaplarınızı bekliyorum. Dersimiz bu kadar çocuklar. Hoşça kalın.